Zehra iyi karakterli bir kızdı. Annesi o 14 yaşındayken vefat etmişti. Bir yıl sonra babası yeniden evlenmek istedi. Zehra babası için iyi birini bulmuştu. Anne babasının vefatına kadar onlara hizmet etmekten evlenemeyen birisiydi bu. Yaşı da 30'a dayanmıştı. Zehra bu kızı babasıyla tanıştırdı. Nihayetinde evlendiler. Zehra bu kızı öz annesi gibi sever, ona yardım ederdi. Zehra bir erkek bir de kız kardeşinin olmasına çok mutlu olmuştu. Aynı şekilde onların güzel bir terbiye almasında da pay sahibiydi. Zehra üniversite eğitimini bitirdikten sonra babasının parasında göze olan bir genç ona evlenme teklif etti. Genç Zehra'nın yanında gerçek kişiliğini gizleyip olduğu gibi görünmezdi. Kuzu postu içindeki bir kurt gibiydi. Evlendiler. Çok geçmeden gencin gerçek kişiliği ortaya çıktı. Zaten aynı yaşıyorken ne kadar daha maskeyle dolaşabilirdi ki? Zehra düzelir herhalde diye ilk yıl ona pek laf etmedi. Ama genç adeta bir odundu. Bir yılda hiç mi değişmez insan? Değişmedi. Zehra kocasının bu durumuna çok şaşırıyordu. Zira genç başkalarına hep nasihat eden biriydi. Ama ne kötü ki Cenab-ı Allah'ın şu sözüne hep aykırı davranıyordu. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. Genç hamile kalmamasını mazeret göstererek Zehra'dan boşanmak istiyordu. Gözü her daim parada olduğundan acaba ne koparabilirim düşüncesiyle hain planlar peşindeydi. Genç Zehra'nın yanında kalmıyor, kendi ailesinin yanında yaşıyordu. Zehra son haddeye kadar ailesine bir şey belli etmemişti ancak bu sıkıntısını biriyle paylaşması gerekiyordu. Çünkü artık çok sıkılmış, sabır taşı çatlamıştı. Üvey annesine giderek olan biteni anlattı. Üvey annesi, "Durumun gerçekten çok zor, sana şunu yap diyemem. Sadece onun hidayeti için Allah'a dua etmeni tavsiye edebilirim. Umulur ki tövbe eder," dedi. Ertesi gün üvey anne arayı düzeltmek adına gencin ailesinin evine gitti. Aile onu karşılayıp adamın kaldığı odaya yönlendirdi. Kadın gencin kaldığı odaya yaklaştığında içeriden bir ses duydu. Genç telefonda konuşuyordu. "Akşam sana anahtarı vereceğim ve sen benim daireme gideceksin. Ben de biraz sonra arkandan gelip seni karımla basacağım. Anlayacağın kız bana ihanet etmiş gibi olacak. İhanet birkaç şahit komşunun da gelmesiyle tescillenmiş olacak. Böylece bizim de elimize hatırı sayılır bir para kalacak." Üvey anne kimseye bir şey demeden hemen oradan ayrılıp eve geçti. Soluk soluğa olan biteni kocasına anlattı. Polisi aradıktan sonra hızlıca Zehra'nın evine geçtiler. Biraz sonra bir adam geldi. Geldiği gibi kelepçelendi. Bir süre sonra genç de geldi. Gördüğü manzara karşısında dondu kaldı. "Bu nasıl olur? Nahir olamaz," diye kekelemeye başladı şaşkınlık içinde. Zehra hain kocasından bütün haklarını tas tamam olarak onu bir güzel boşadı. Sonra babasının evinde yaşamaya başladı. Allah bu imtihandan sonra onun karşısına dürüst bir insan çıkardı ve o da hayalini kurduğu güzel yuvasına kavuşmuş oldu. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين